Güreşe Dair programından herkese iyi akşamlar. Analardır adam eden adamı derler ama adamları da eğiten yetiştiren öğretmenlerdir. Biz tüm öğretmenlerimizin gününü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Öğretmenler günü onların istediği şekilde istihdam alanlarının sosyal refaha kavuştuğu bir Türkiye'de olmasını dileyerek programımızı açıyoruz efendim. Güreşe Dair programından Güreşe Dair'in değerleri, mutlulukları, başarıları var ama üzüntüleri de var. Biz daha çok üzüntülerde, başarısızlıklarda hep yanlarında mentor olarak bulunduk ama tabii 84 kilo dendiği zaman Greco-Romen'de dünya şampiyonu Nazmi Avluca Biricik dedesini kaybetti. Dede Nazmi Avluca'ya Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz ve Avluca ailesine de başsağlığı diyoruz. Değerli şampiyonumuzun acısını paylaşıyoruz. Tabii Dede Nazmi Avluca özellikle Çorum Kargı Göl Köyü'nde bugün öğle namazından sonra defnedildi. Tekrar mekanı cennet olsun diyerek tabii stüdyomuzda çok önemli bir şampiyon var. 2009-2010'da dünya şampiyonu Greco-Romen'de altın adam, minderin altın adamı unvanını aldı. Sayın Çebi öncelikle sizi kutluyoruz ve sıcağı sıcağına kamptan bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Sizi buraya kadar getirdik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Tabii Nazmi Avlucalar kolay yetişmiyor ama dedemizin vefatı tabii güreş dünyasının acısı olarak hepimiz paylaşıyoruz. Bu konuda söylemek istediğim bir şeyler vardı buradan mutlaka. Tabii takım kaptanımız Nazmi abiye başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin diyorum. Çünkü onun acısını da buradan hep beraber paylaşıyoruz. Nazmi abi dedesinin ismini, dedesi de çok güreş seviyormuş. Ondan dolayı ismini de kendisi almış. Ama bir Nazmi göç etmişken diğer Nazmi bizimle beraber, Allah onları başımızdan eksik etmesin diyoruz. Evet, hemen bu güzel destekleri verdikten sonra Kırkpınar, tarihi Kırkpınar, dile kolay 650. Kırkpınar yaşanacak önümüzdeki senede ve artık UNESCO'da biliyorsunuz ve biz bunu geniş bir şekilde haber olarak spor haberde verdik ve tabii bu gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz. Yine Türkiye'nin gururu olduğu Kırkpınar. Efendim Nazmi Avlucu'ya biz başsağlığı dedik ama Selçuk Çebi bugün dün çift idmanı vardı. Milli takım artık biliyorsunuz kalifikasyon müsabakaları için milli takımı 2011'de Türkiye'de önemli bir dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Ve biz bu kampta bize müsaade eden Sayın Teknik Direktör Salih Bora kurmaylarına tabii başta Sayın Doktor Osman Aşkınbak olmak üzere bu izni verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Peki Selçuk Çebi kimdir? Bu altın güreşçimiz kimdir? Hep beraber hazırladığımız kısa bir DSF var. Oraya gidiyoruz. Türk güreşinin altın adamı Selçuk Çebi. 1982 yılında Trabzon Araklı'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Araklı'da tamamlayan Çebi, 19 Mayıs Üniversitesi Besyo mezunudur. İmam olan babası Hasan Çebi'nin teşvikiyle güreşe başladı. Ailesinin 7 kardeşi içinde profesyonel spor yapan tek kişidir. Trabzon Belediyesi ve Çaykur'da spor yaşantısını sürdürdü. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'da lisanslı olarak mindere çıkmasına rağmen antrenörü Mustafa Şahin'le Trabzon'da devam etmektedir. Kübra Çebi ile evli olan şampiyonun Yusuf adında bir de erkek evladı vardır. Selçuk Çebi'nin almış olduğu derecelerden bazıları şöyle. 2005 Almeria'da Akdeniz oyunlarında 66 kiloda Greco-Romen şampiyonu. 2005 İzmir Yaz Üniversite oyunları 66 kiloda Türkiye şampiyonu. Herning 2009 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 74 kilo Greco-Romen dünya şampiyonu. ...2010 Rusya Moskova'da Büyükler Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez 74 kiloda şampiyon olarak adeta Türk güreşinde parlayan yıldız olma istikrarını yakalamıştı. Türk güreşinin Greco-Romen stilde gururu olan Selçuk Çebi şimdi 2011 yılında ülkemizde yapılacak olan
Dünya Güreş Şampiyonası'nda tekrar şampiyon olarak 2012 Londra Olimpiyatları'nda da Ay Yıldızlı bayrağımızı göndere İstiklal Marşımızla birlikte çektirmeyi hedefliyor. Senin ve arkadaşlarının yolu açık olsun Selçuk Çebi. Evet, sevgili Çebi, Selçuk Çebiler de kolay yetişmiyor. Uzun süre tabii 66 kiloda biz seni gördük ama sonra kilo yükselterek 74 kiloda adeta yani ufkunu, hayallerini Araklı'dan dünyaya taşıyabildin. Büyük bir başarı var. Bu başarının hikayesini senden dinleyelim. Nasıl buldun biyografiyi? Biyografi çok güzel. Tabii başarılarda bazı eksiklerimiz var. Onu da senden dinleyeceğiz. Hepsini biz anlatırsak sana bir şey kalmayacak sevgili Çebi. Doğrudur. Evet. Uzun yıllar tabii 66 kilo yaptım. Skette 2001 yılında 69 kilo yapıyordum ama skletleri değişince 66'da karar kıldık. Ve 6-7 yıl 66 yaptım. Orada bayağı bir sıkıntı şöyle çekiyordum. Çok kilo düşüyordum. Yani 76-77 kilo girdim, 78 kilo girdim. 10 kilo, 12 kilo çok yıpratıyordu beni. Yıllarca evet. Ondan dolayı bayağı bir sıkıntı çektik ama 74 kiloya çıkınca kilo düşme olayımız ortadan kalktı. Ve sanki adeta güreşe yeni başlamış gibi olduk. Bunun kararını da en son İran'da bir turnuvaya gitmiştik ve orada gerçekten çok kötü müsabakalar sergiledim. Çünkü kilo düşmekten dolayı. Ondan sonra orada işte Şaban hocamız olsun. En son onunla beraber Hakkı hocamız olsun, diğer kulüp hocalarımla beraber almış olduğumuz kararla dedik ki 74 yapalım bundan sonra. Ondan sonra da 74'e niyetlenerek çıktık. Tabii o bizim için de çok güzel oldu ama 66 kilo yaparken de orada dünyanın en iyileriyle beraber bir rekabete girince ister istemez sizin de işte tekniğiniz, kondisyonunuz, güreş zekanız çok farklı, daha farklı gelişiyor. Ve biz bunun birikimini 74 kiloda almış olduk. İşte Avrupa şampiyonası Litvanya'da, Dünya Şampiyonası Danimarka'da ve Rusya'da en sonki Dünya Şampiyonası'nda. Allah Teala bize nasip eyledi. Şampiyon olarak döndük buralardan. Avrupa şampiyonası 3. olarak döndük. Evet. Bu benim için çok iyi oldu 74 kilo yapmak. Vücuduma tam oturdu yani. Evet. Tabii şimdi... Araklı'da ilk öğrenimi evet. Gördün ama o ilk orta öğrenimini. Asıl tabii yüksek öğrenimde bir Besyo mezunu olman evet. Hemen hemen senin müsabık hayatından sonra iyi bir lider, iyi bir teknik adam olma kapısında gerçekten açmış bir durumda. Çünkü spora bilimsel yaklaşılma, sporun içerisinden gelen liderlerin evet. Spora çok katkısı olduğuna inanan bir kişi olarak bunu söylüyorum. Bu konuda neler söyleyeceksin? Şimdi şu anki sporumuzda sadece çalışmak ve hazırlanmak yetmiyor. Bilimsel olarak da her konuda hazırlanmamız gerekiyor ve bu konuda kendimizi eğitmemiz gerekiyor. Bundan dolayı üniversitede beslenme konusunda olsun, sağlık konusunda olsun hazırlanmamıza çok fayda olacak derslerimizi özellikle ilgileniyordum ki. Çünkü benim onlara ihtiyacım vardı ve bunları tabii ki zaman içerisinde aktarım olayımız da olabilir. Ama şöyle bir olayımız da var. Yani artık o kadar bir güreşte ve sporda diyelim sadece güreş anında veya işte müsabaka anında her şey yetmiyor. Psikolojik destek de bize gerekiyor. Bu psikolojik desteği tabii okullarda değil artık dışarıdan almaya başladık. Bu şekilde kendimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Sevgili Selçuk, tabii biz özellikle milli takım kamplarında çoğu çalışmalarda hep yanınızda olduk. Birebir özellikle Moskova öncesi yapmış olduğumuz röportajlarda verdiğim mesajları adeta hayata geçirme şansı buldun. Tabii bu tamamen bir ekip başarısı ama evet. Ekip başarısında ferdi müsabakaların başarıları biraz tek tek bir araya geldiği zaman tablo haline getiriyor ki bunun bir sene öncesi Danimarka'da Herning'de tabii istikrarlı birinci olarak dünya şampiyonu olan bir Grekömen milli takımımız ve Moskova'ya geldiğimizde dünya ikinciliği var. Tabii burada 3 madalya
çıkartabildi ki bunun altın ismi Selçuk Çebi olmuştu. Peki biz istersen biraz geçmişe dönelim. İmam Hatip yıllarında okurken Hacı Hasan Çebi inşallah hayırlısıyla dönecek. Evet, inşallah. Hac görevini yerine getiriyor. Hayırlı olsun diyoruz kendisine. Tabii Sayın Hasan Çebi elinden tutarak seni 7 kardeş içerisinde güreşin kapısını açtı. Biraz o yıllara dönersek empati yaparak neler yaşandı baba Selçuk evlat arasında ve bugünlere gelindi? Şimdi babam da o yaşlarda kendi çağlarında, gençlik yaşlarında böyle mahalle güreşleri yapardı. Bizim oralarda böyle yağlı güreş, aba karakucak, Trabzon tarafında, Karadeniz bölgesinde, Samsun, Ordu'dan sonra diğer taraflara pek yok. Ama bunlar kendi aralarında güreş yaparlardı ve güreşi çok seviyordu babam. 1992 Barcelona olimpiyatlarını izlerken ben de küçüktüm, çocuktum. Beni böyle koltuğunun altına alarak güreş müsabakalarını bana izletirdi. Özellikle Akif abi, Akif, Mehmet Akif Prim'i izlerdim. İşte Hamza abi izlerdim. O zaman daha çocuktuk. Biz Hamza abinin yeni 17 yaşındaki yaşlarını izlerdik. Ve bu benim için de bir uhde olmuştu. Yani ben de artık babam güreşi çok sevdiği için ben de seviyordum. Ve ben de bir güreşçi olarak babamın beni televizyondan izlemesini çok istiyordum. Bu vesileyle dolayı Arakli İmam Hatip Lisesi'nde Aydın Özkan hocamızla beraber güreşe başlamış olduk. Sporumuza o şekilde başladık. Yani babamızın bize temeli oradan. Evet. Peki tabii babalar, temeldeki babalar ve bugün vizyondaki, milli takımın başındaki babalar, ağabeyler, evet, hocalarımız var. O da ünlü bir sporcuydu ve bugün bir teknik direktör. Sayın Salih Bora telefon attığımızda. Sayın hocam iyi akşamlar, kolay gelsin. Alo. Salih hocam. Salih hocam iyi akşamlar. Bu yoğun ortamda özellikle kampımız hayırlı uğurlu olsun. Ve öğretmenler gününü sizin de kutluyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Selçuk Çebi çok anlamlı bir başarı öyküsü var. Onları paylaşıyor bizimle. Sağ olun. Kırmadınız, izin verdiniz kamptan. Selçuk Çebi nasıl bir sporcudur, nasıl bir şampiyondur? Yeterli midir hedefleri? Büyük hedeflere giden yolda Selçuk Çebi neler yapabilir? Kampta, milli takımda Selçuk Çebi'yi...